193. sayfa. Etkinlik 1. Yandaki kareli kağıt üzerinde verilen AB doğru parçası ile eşit uzunlukta ve uç noktalarından biri C noktası olan doğru parçası çiziniz. AB doğru parçası ile eşit uzunlukta olan doğru parçası şu şekilde olabilir. Şu noktaya D noktası dediğimizde CD doğru parçasının uzunluğu ile AB doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit olmuş olur. 2. Noktalı kağıtta verilen şekle göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yanlış olanların doğrularını söyleyiniz. EF doğru parçasının uzunluğu ile KL doğru parçasının uzunluğu birbirine eşittir demiş. Bakıyoruz. Şimdi EF doğru parçası burada, KL doğru parçası da burada. Bu ikisinin uzunlukları birbirine eşittir. Buraya D yazalım. MN doğru parçasının uzunluğu 1 birimdir denmiş. Bu yanlıştır. Şurası olsa burası 1 birim olacaktı veya burası olsa burası 1 birimden daha büyüktür. AB doğru parçası ile CD doğru parçası eşit uzunlukta doğru parçalarıdır. Şimdi AB 1 birim, CD de 1 birim. Evet, bu doğrudur. N ve K noktaları birleştirilirse NK doğru parçasının uzunluğu eşittir AB doğru parçasının uzunluğu olur denmiş. Şimdi NK doğru parçası şurası bakın. Burası 1 birim. AB de 1 birim. Dolayısıyla bu doğrudur. 3. Kareli kağıt üzerinde uç uca eklenmiş doğru parçaları ile bir şekil oluşturulmuştur. Bu şekli oluşturan kaç doğru parçası şeklin yanında verilen kırmızı doğru parçası ile eşit uzunluktadır? Şimdi şekli incelediğimizde bakın şuradaki doğru parçası verilen kırmızı doğru parçasıyla eşittir. Şuradaki de aynı şekilde, buradaki de aynı şekilde, buradaki de aynı şekilde. Sonra şuradaki, sonra buradaki, buradaki, daha sonra buradaki ve son olarak buradaki. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane doğru parçasının uzunluğu verilen kırmızı doğru parçasının uzunluğuyla eşittir. 195. sayfa. Pekiştirelim. 1. Yukarıdaki kareli kağıt üzerinde eşit uzunluktaki doğru parçaları bir örüntü oluşturacak şekilde çizilmiştir. Bu örüntüyü devam ettirerek verilen kareli kağıda en fazla kaç tane doğru parçası çizilebileceğini bulunuz. Şimdi örüntüyü devam ettirelim. Örüntüyü devam ettirdiğimizde oluşacak şekil budur. Burada kaç tane doğru parçası var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Toplam 26 tane doğru parçası çizilmiş oldu. 2. Noktalı kağıda KL doğru parçası ile eşit uzunlukta olan doğru parçaları çizilecektir. Buna göre uç noktalarından biri N veya B olacak şekilde verilen noktalar kullanılarak kaç farklı doğru parçası çizilebileceğini bulunuz. KL ile eşit uzunluktaymış. Şu şekilde bir tane çizebiliriz. Sonra şöyle çizebiliriz. 2. Böyle çizebiliriz. 3. Sonra böyle çizebiliriz. 4. Bir de böyle çizebiliriz. 5. Dolayısıyla 5 farklı doğru parçası çizebiliriz. 3. Kareli kağıtta doğru parçaları kullanılarak bir şekil oluşturulmuştur. Oluşturulan şekilde eşit uzunluktaki doğru parçalarını sembol kullanarak gösteriniz denmiş. Şimdi AB doğru parçasının uzunluğu ile BC doğru parçasının uzunluğu birbirine eşittir. Sonra EF doğru parçasının uzunluğu da bunlara eşittir. Ve CD doğru parçasının uzunluğu da bunlara eşittir. Daha sonra AK doğru parçasının uzunluğu ile buradaki LF doğru parçasının uzunluğu birbirine eşittir. Bir de DL doğru parçasının uzunluğu bunlara eşittir. KE doğru parçasının uzunluğunun eşiti yoktur. 4. Yandaki kareli kağıtta Mehmet, Efe, Aliya, Defne, Özge ve Özgür'ün evlerinin konumları verilmiştir. Görselde Efe'nin evinin diğer evlere olan uzaklığı doğru parçaları ile gösterilmiştir. Buna göre eşit uzunlukta olan doğru parçalarını belirleyiniz. Burası M noktası olsun, burası E noktası olsun, burası A noktası, burası D noktası olsun. Şimdi şuradaki ME yani Mehmet'in evi ile Efe'nin evinin arasındaki mesafe EA uzunluğuna eşittir. Alya'nın evi ile Efe'nin evinin arasındaki mesafe. O zaman şöyle diyelim. ME doğru parçasının uzunluğu eşittir. EA doğru parçasının uzunluğuna. 197. sayfa. Etkinlik 1. Yandaki kareli kağıtta verilen açıların çeşidini
Dik açıyı referans alarak belirleyiniz ve açı çeşitlerini altındaki kutulara yazınız. Evet, buradaki KLM açısı dik açıdır. Buradaki ABC açısı geniş açıdır. Buradaki DEF açısı ise dar açıdır. Şimdi dik açının ölçüsü 90 derece, geniş açının ölçüsü 90 dereceden büyük, dar açının ölçüsü ise 90 dereceden küçüktür. 2. Yanda noktalı kağıt üzerinde verilen açılardan dar açı olanları yazınız demiş. Evet. Mesela buradaki CBD açısı dar açıdır. Şurası. Sonra buradaki DBE açısı dar açıdır. Daha sonra buradaki EBF açısı da gene dar açıdır. 3. Aşağıdaki açıların çeşidini noktalı yerlere yazınız denmiş. Şimdi ABC açısı 90 dereceden küçük olduğu için dar açıdır. KML açısı da aynı şekilde 90 dereceden küçük olduğu için dar açıdır. TYV açısı 90 derece olduğu için dik açıdır. DEF açısı ise 90 dereceden büyük olduğu için geniş açıdır. 199. sayfa. Pekiştirelim. 1. Aşağıdaki kareli kağıtta verilen açılardan geniş açı belirtenleri daire içine alınız. Evet, bu dik açıdır, bu dar açıdır, bu geniş açıdır. Dolayısıyla bunu daire içerisine aldık. Buradaki açı dik açıdır, bu dar açıdır, bu da geniş açıdır. Bunu da yine daire içerisine almış olduk. 2. Aşağıdaki kareli kağıtta verilen açılardan hangisi hem dar açı hem de sembolle gösterimi A şeklindedir denmiş. Evet, birinci açı, evet A açısı ve dar açı. Dolayısıyla bunu işaretleyelim. İkinci açı B açısıdır. A açısı değildir. Üçüncü açı A açı fakat geniş açıdır. Dördüncü açısı da B açı ve dik açıdır. Dar olan ve sembolle gösterimde A olan bir numaralı olandır. 3. Yandaki noktalı kağıt üzerinde gösterilen açılardan dar, geniş ve dik açı olanları yazınız. Evet. Dar açı mesela A, B, C açısı dardır. Sonra C, B, D açısı gene dar açıdır. Daha sonra D, B, E açısı dar açıdır ve E, B, F açısı dar açıdır. Bunlar dar açılar. Dik açı olanlara bakalım. İki tane dik açı var. Birincisi D, B, F açısı dik açıdır ve A, B, E açısı dik açıdır. Bunlar dik açı. Geniş açılara bakalım. Geniş açılar A, B, F açısı geniş açıdır. Bir de C, B, F açısı geniş açılardır. 4. Sınıfınızda dar, dik ve geniş açılara model olacak örnekler veriniz. Bu açıların çeşidini nasıl belirlediğinizi açıklayınız. Sınıfımızda bol miktarda dikdörtgen şekli var. Mesela masamız, işte kitap yüzeyi, sonra pencere, sonra tahta, yazı tahtası. Bunların köşeleri dik açıdır. 90 derece. Dar açıya örnek verelim. Dar açı ise kapı açıldığında dar açı oluşur. Geniş açıya da pencereden örnek verelim. Pencere açıldığında geniş açı oluşur. 5. Yandaki kartonun üzerine açı ölçer şekildeki gibi yerleştirilmiş ve üzerine açılar çizilmiştir. Buna göre karton üzerinde verilen ışınlardan hangi ikisi seçilirse aralarında oluşan açı dik açı olur. Evet. Şimdi D, E, A açısına bakalım. Bakın burası 60 derece. Şurada. Şurası da 30 derece. Dolayısıyla aralarındaki açı dik açı olur. Yani ED ışını ile EA ışınını birleştirdiğimizde oluşan açı dik açıdır. 202. sayfa etkinlik 1. Noktalı kağıtta verilen doğru üzerindeki ABCD ve E noktalarından hangisi S noktası ile birleştirilirse oluşan doğru parçası en kısa olur. S noktası ile D noktasını birleştirdiğimizde en kısa doğru parçası oluşmuş olur. Dolayısıyla D noktası cevabımız.
2. Kareli kağıt üzerindeki hangi iki noktanın birleştirilmesiyle oluşan doğru parçası AN doğru parçasına dik olur? Şimdi AN doğru parçasına dik olabilmesi için B ve K noktalarından geçen bir doğru olmalıdır. Oluşan doğruyla AN doğrusu birbirine dik olur. 203. sayfa. Pekiştirelim. 1. Yanda verilen şekilde A noktasından geçen bir doğru çizilecektir. Bu doğruya C ve E noktalarından dikme çizilebilmektedir. Buna göre A noktasından geçen doğruyu çiziniz. A noktasından geçen doğruyu bu şekilde yaptığımızda şimdi buraya D ve C'den dikmeler çizilebiliyormuş. Bakın D'den şu şekilde bir dikme çizeriz. C'den de şu şekilde bir dikme çizebiliriz. Dolayısıyla A noktasından geçen doğru bu doğrudur. 2. Kareli kağıtta K, A, L, E ve M noktalarının konumu verilmiştir. K noktası verilen noktalardan hangisi ile birleştirilirse BC doğrusuna dik olan doğru parçası elde edilir. Şimdi BC doğru parçasını incelediğimizde buradaki karelizeminin tam köşelerinden geçiyor. O zaman K noktasından çizilen doğru da tam köşelerden geçerse bakın M noktasından geçer ve verilen doğruya dik bir doğru çizilmiş olur. 3. Kareli kağıtta verilen AB ve CD doğrular için aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrularını söyleyiniz. AB ve CD doğruları bir noktada kesişirler. Bu ifade doğrudur. AB ve CD doğrularının kesiştiği noktada 90 derecelik bir açı oluşur. Evet, bu ifade de doğrudur. Çünkü bakın şu şekilde uzattığımızda aradaki açı 90 derece olur. AB ile CD doğruları birbirine eş uzunluktadır. Bunlar yanlıştır. Bunlar yanlıştır. AB doğru parçasının uzunluğu 4 birim, CD doğru parçasının uzunluğu ise 2 birimdir. 4. Ege noktalı kağıt üzerine şekildeki gibi doğrular çizmiştir. Ege'nin çizdiği doğruları isimlendiriniz ve dik kesişenleri diklik sembolü ile gösteriniz. Bu AB doğrusu olsun, bu CD doğrusu olsun, bu EF doğrusu olsun, bu GH doğrusu olsun, bu KL doğrusu olsun, bu da MN doğrusu olsun. Şimdi birbirine dik olanlar AB doğrusu ile CD doğrusudur. KL doğrusu ile CD doğrusudur. Bir de MN doğrusu ile GH doğrusudur. Bunlar birbirine diktir. 205. sayfa etkinlik 1. Yanda kareli kağıtta birbirine paralel olan doğruları belirleyiniz ve sembolle gösteriniz demiş. Evet. Birbirine paralel olanlar AC doğrusu ile EP doğrusu birbirine paraleldir. Daha sonra AB doğrusu ile DF doğrusu birbirine paraleldir. Daha sonra KL doğrusu ile SR doğrusu birbirine paraleldir. 206. sayfa pekiştirelim. 1. Yanda verilen noktalı zeminde serap, kumsal, derin, dağhan, selin ve keremin konumları işaretlenmiştir. Hangi iki kişinin konumları arasındaki uzaklık derin ve kumsalın konumları arasındaki uzaklığa eşit ve paralel olur? Şimdi derin ve kumsalın arasındaki mesafeye bakalım. Selin'le dağhanın arasındaki mesafe de budur. Ve bu iki doğru parçası birbirine paraleldir. 2. Yandaki şekle göre verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrularını söyleyiniz. AB doğru parçası diktir. AH doğru parçasına. Evet, bakın burası dik olduğu için bu ifade doğrudur. CD doğru parçası paraleldir. HG doğru parçasına. Bu yanlıştır. CD ile HG doğru parçaları birbirine dik olacak. EF doğru parçası diktir. AH doğru parçasına. Bu da yanlış. EF ile AH birbirine paraleldir. BC doğru parçası paraleldir. FG doğru parçasına. Bu da yanlış. Tam paralel değiller. Aslında şöyle geçmiş olsaydı bakın paralel olurdu. Şu şekilde olsaydı. Çünkü bakın FG tam köşelerden geçmiş. CD doğru parçası paraleldir. EF doğru parçasına bu da doğrudur. CD ile EF birbirine paraleldir. 3. Birim karelere ayrılmış noktalı kağıt üzerinde verilmiş. PR doğrusuna paralel ve 5 birim uzaklıkta ST doğrusu, PR doğrusuna paralel ve
3 birim uzaklıkta YZ doğrusu çiziliyor. ST doğrusu ile YZ doğrusu arasındaki uzaklık en az, üçgen birim en fazla kare birim ise üçgen artı kare kaç birimdir? Şimdi ST doğrusu PR doğrusuna paralel ve 5 birim uzaklıktaymış. O halde ST doğrusunu şuradan çizebiliriz şu şekilde. Aralarında 5 birim var. YZ doğru parçası da PR doğru parçasına 3 birim uzaklıktaymış. Bakın burada olabilir 3 birim uzaklıkta veya şurada olabilir 3 birim uzaklıkta. Şimdi doğruları tekrar isimlendirelim. Şimdi şu doğru ST doğrusu oldu. Bu doğru ise YZ doğrusu. YZ şu da olabiliyor bakın. YZ. Çünkü şu aradaki mesafe 3 birim. Bu aradaki mesafe de 3 birim. Şu aradaki mesafe ise 5 birim. Şimdi ST doğrusu ile YZ doğrusu arasındaki en az 2 birim fark var. Bakın şurada. Dolayısıyla üçgen 2'dir. Şimdi YZ ile ST arasında en fazla 8 birim fark var. Bakın burası 8 yapıyor toplamda. Yani karede 8 çıktı. 2 ile de 8'i topladığımızda işlemin sonucunu 10 olarak buluruz.